Evet arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz. Yolumuza devam etmekteyiz. RS 200 ile. Ben de biri selektör yapıyor sandım da güneş ışığıymış. Yani ısmasıymış. Öyle pek motorla avarelik yapmayı sevmiyorum. Ama fırsatı yakaladım mı da gazı köklüyorum. Asla acımıyorum. Yok kaç kuruş yaktı, yok çok yaktı, yok bilmem ne oldu, hiç düşünmeden vın. Ama böyle yollarda işte her an her şey olabilir şeyle gaza da basamıyorum. Basabilirim de basmıyorum. Çok güzel bir motor. Drenajları çok zor açılıyor olmasaydı o zaman tadından yenmez olurdu. Drenajları çok zor açılıyor. Ben kendim şahsen açamıyorum. Zaten ustası bile bunu yarım saatte açıyor. Aklınıza gelen fikirleriniz varsa, düşünceleriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorularınız varsa hemen sizi el feneriyle aydınlatırım. Ben de biraz şöyle trafiğe bir gireyim bakayım. Ne yapıyor ya? Yani trafikte gitmeyi fazla sevmiyorum ama motor olunca gönül katlanıyor işte. Hem de seve seve. Hiç hava atma taraftarı değilim. Hava atmayı sevmiyorum. Ama bu motoru görenler çok havalı biri olduğumu sanıyor olabilir. Ön yargı. Ön yargılara saygı duyarım. Arka yargılara da hiçbir şey diyemem. Lekeli yüzü gibi yani, sıvıcı gibi. Darbe görmüş sanki sürekli. Yol ver, ben buradan gideceğim. Sen neyi bekliyorsun? Evet. Temmuz'un 3'ünde Mardin'e gidiyorum. Bir de orada güzel bir çekim yapayım. Hem tarihi yerleri ayrı ayrı, hem de yollarda giderken güzel güzel çekimler yapayım. Çok zevk alacağımdan eminim. Ama gel gör ki oraya götürmek istiyorum motorum. O yüzden otobüse kuracağım, bagajına yani. Hiç gülmeyin, öyle yapacağım. Kargoyla uğraşamam, çok pahalı. Ben şu araya gireyim ben. Girdim de sağ ol. Hadi be, neyi bekliyorsun adamım? R25 almış. Ne güzel de geziyor. Gez bakalım, hak ediyorsun. Motor alan gezmeyi hak ediyor kısacası. Zenci grubu. Yürüme artıyla mı gidiyor? Evet. Ben de oradan gidebilirim. Ama kapılardan korkuyorum. Arabaların yanından geçince bakmadan kapı açıyorlar. Ve bu da beni çok sıkıntıya sokuyor. Motor süren herkesi sıkıntıya sokuyor. Başıma geldi bir kere. Bisiklet sürerken bile kapıyı çarptım. Motor ne? Bak şimdi mesela tam bunun yanından geçiyorum. Tabii geçmeyeceğim. Bir bakacağım. Şoför hemen kapıyı açtı, zın, yapıştı. Ondan sonra işim gitmiyor, çok uğraşıyor.
Zaten ben şeridi tutmuşum. Bu şerit boyunca sağa sola kayabilirim. Öyleyse niye sağdan gideyim ki? Ortadan gidiyorum işte. Beni geçecek adam selektör yapsın, korna yapsın, ben ona yol veririm. Bak kapı açtı, ana kapıydı. O bakmıştı. Değil mi arkadaşım? Evet. Ya da şeytan dürtüyor diyelim. Artık siz adını ne koyarsanız böyle dürtüyorlar işte. Selektörümüzü de verelim, sinyalimizi de verelim. Asla sinyalsiz çalışmam. Motor da olsan, küçük de minnak da olsan sinyalsiz çalışmam. Sen ne yapıyorsun? Kararsızlar gibi. Sarıyorsun. Bu kadından çok korktum ha, valla. Hiç güvenmiyorum bunun sonuçta. Bir bilgisayar alamadım ya şu videolarımı editleyeyim ya. Gerçi alsam da bir de editlemeyi de uğraşsam, böyle programı çözmekle uğraşsam da. Hele bir bilgisayar olsun, sabaha kadar uğraşırım. O bende artık. Beni götüreyim mi? Gözlerimin içine baktım yani, göçekler gibi. Hey. Hadi geç 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 geç.